Melikşah'ın zamansız ve şaibeli ölümünden sonra 14 yaşında bulunan oğlu Berkyaruk'un sultan olması beklenirken, Sultan Melikşah'ın eşi Terken Hatun elinde bulunan devlet hazinesini dağıtarak emirlerin biatını ve halifenin tasdikini sağlayarak 4 yaşındaki oğlu Mahmud adına Bağdat'ta hutbe okutmaya muvaffak oldu. Terken Hatun, oğlunun sultanlığı için rakip ve tehlikeli gördüğü Berkyaruk'u tutukladı. Bağdat'taki işlerini tamamladıktan sonra yanına Melikşah'ın tabutunu da alarak oğlu Mahmud, Vezir Tacül Mülk ve orduyla birlikte İsfahan'a doğru yola çıktı. Melikşah'ın ölüm haberini alan Berkyaruk taraftarları da, özellikle Nizamül Mülk taraftarları, Berkyaruk'u İsfahan'dan Rey şehrine kaçırarak aynı yıl sultan ilan ettiler. Selçuklu tahtını ele geçirmek isteyen iki taraf arasında Rey yakınlarındaki şiddetli savaşta Terken Hatun'un ordusundaki bazı komutanların Berkyaruk tarafına geçmesiyle Berkyaruk savaşı kazandı. Berkyaruk onları takiple İsfahan'a geldi ve şehri kuşattı. Terken Hatun ve Mahmud'un çabaları Berkyaruk'u püskürtmeye yetmeyince Terken Hatun, Berkyaruk'un kuşatmayı kaldırıp geri çekilmesi durumunda babası Melikşah'ın mirasından ona 500 bin altın vermeyi kabul etti. Berkyaruk da mali sıkıntı içinde olduğundan bu teklifi kabul etti, anlaşma sağlandı ve Berkyaruk kuşatmayı kaldırarak geri çekildi. Terken Hatun bu başarısızlıkların ardından oğlunun saltanatını korumak için Berkyaruk'un dayısı İsmail bin Yakuti ile irtibata geçti. Onu yeğeni Berkyaruk'a karşı savaşmaya çağırıyor, eğer Berkyaruk'un adını hutbe ve sikkelerden kaldırır ve onu öldürürse kendisiyle evleneceğini bildiriyordu. Muhtemelen bu durumun tahta geçmesi için bir fırsat olduğunu düşünen İsmail bin Yakuti, bu çağrıya olumlu yanıt verdi ve ordusunu topladı. Ayrıca Terken Hatun da içlerinde önemli emirlerin bulunduğu bir askeri birliği İsmail'e yardıma gönderdi. İsmail bin Yakuti ile Terken Hatun arasındaki ittifaktan haberdar olan Berkyaruk, dayısıyla savaşmak üzere yola çıktı ve kendisini mağlup etti. İsmail savaş meydanından kaçarak İsfahan'a sığındı. İsmail bin Yakuti kız kardeşi Zübeyde'nin yanına gittiğinde emirler tarafından öldürüldü. Böylece Berkyaruk en büyük rakiplerinin birinden kurtulmuş oldu. Bu mağlubiyette Terken Hatun'un cesaretini kırmadı ve Terken Hatun yeni tedbirler almakta gecikmedi. Melikşah'ın ölümünden sonra Suriye'de saltanatını ilan edip El Cezire ve Diyarbakır taraflarını da hakimiyeti altına alan Tutuş'u da evlenme vaadiyle kışkırtarak İsfahan'a çağırdı. Fakat Tutuş henüz Selçuklu payitahtına yetişemeden Terken Hatun vefat etti ve Hatun'un emirleriyle askerleri de iki tarafa iltihak etti. Berkyaruk, saltanatının bidayetinde Tutuş'un isyanı ile uğraşmak zorunda kaldı. Tutuş'un harekatını izleyen Berkyaruk az bir kuvvetle İsfahan'a hareket etti. Tutuş, Berkyaruk üzerine Abakoğlu Yakup'u göndermiş ve yapılan savaşta Berkyaruk bozguna uğramıştı. Bu bozgun üzerine Halife El Müntazır Billah, Tutuş adına hutbe okutmaya başladı. Berkyaruk, sadık emirleriyle İsfahan'a zorlukla ulaştı ve burada Melik Mahmud yanlısı bazı emirler onu şehre alarak hile ile hapse attılar. Fakat Mahmud'un ölümü üzerine bu emirler Berkyaruk'u hapisten çıkarıp tahta oturttular. Berkyaruk, kardeşinin ölümü dolayısıyla taziyeleri kabul ettiği günlerde
çiçek hastalığına yakalandı ve 2 ay kadar hastalığı devam etti. Bu gelişmeleri haber alan Tutuş, rey şeklini ele geçirdikten sonra İsfahan'daki emirlere kendisini sultan olarak tanımalarını istedi. Emirler de Tutuş'a olumlu cevap verdiler. Fakat bir süre sonra Berkyaruk'un iyileştiğini gören emirler bu defa Berkyaruk'tan yana oldular. Berkyaruk'un veziri Müeyyidül Mülk'ün girişimiyle Irak ve Horasan emirlerinin de Berkyaruk'a katılmasıyla kendisini mücadeleye hazır hisseden Berkyaruk Tutuş'a karşı harekete geçti ve Rey yakınlarında iki ordu karşılaştı. Savaş sırasında Berkyaruk'un ordusunda bulunan Sultan Melikşah'ın sancağı açılınca Tutuş'un adamlarından çoğu saf değiştirdi. Tutuş'a daima sadık kalmış olan Yağısıyan bile savaşmaktan kaçındı. Bu halde savaşmakta kararlı olan Tutuş, çarpışmalar sırasında Aksungur'un adamlarından Sungurca adlı bir emir tarafından öldürüldü. Bu surette Berkyaruk, saltanatı için büyük bir tehlike olan Tutuş'tan kurtulmuş oldu. Berkyaruk batıda rakipleriyle saltanat mücadelesi yaparken devletin doğusunda da bir diğer hanedan azası amcası Arslan Argun bağımsızlığını ilan etmiş, Merv, Tirmiz ve Nişabur gibi şehirlere hakim olarak nüfuz bölgesini genişletmiştir. Berkyaruk diğer amcası Börübars'ı Arslan Argun'un üzerine gönderse de Börübars Arslan Argun tarafından öldürüldü. Sultan Berkyaruk kendisi harekete geçtiği sırada Arslan Argun'un kendi kölesi tarafından öldürülmesiyle Arslan Argun meselesini halleden Sultan Berkyaruk, kardeşi Sancar'ı merkezi Merv olmak üzere Horasan topraklarına melik tayin etti. Harezm eyaletine Kum aslından gelen Koçar oğlu II'yi Musul'a da Kürboğa'yı vali olarak gönderdi. Berkyaruk, Selçuklu İmparatorluğunu toparlamaya başladığı bir sıradaydı ki Haçlı orduları da Suriye'ye geliyordu. Papa'nın dindaşlarını doğudaki Müslümanlardan kurtarmak istemesi ve Kudüs'ü geri alma isteği ve Bizans'ın da ilerleyen Türk akınları karşısında kendini korumaya çalışması ile yola koyulan 1. Haçlı ordusu, Anadolu'da 1. Kılıç Arslan'ı mağlup edip İznik'i aldıktan sonra Antakya'ya kadar ilerlemiş ve bu şehri kuşatmıştır. Şehrin valisi Yağısıyan, çevresindeki emirlerden ve Berkyaruk'tan yardım istemiştir. Ancak Berkyaruk'un yardım için gönderdiği Musul emiri Kürboğa'nın ağır davranarak Nisan 1098'de harekete geçmiş olması, Haçlılara zaman kazandırmış ve Antakya Haçlıların eline geçmiştir. Haçlılar yollarına devam ederek daha önce Türklerden Fatimilere geçmiş olan Kudüs'ü 15 Temmuz 1099'da ele geçirdiler. Böylece Türk İslam toprakları üzerinde Urfa Kontluğu, Antakya Prensliği, Kudüs Krallığı ve Trablus Kontluğu adlarında Hristiyan devletleri kuruldu. Haçlıların harekete geçtiği bu devrede Berkyaruk Gence valisi olarak tayin ettiği kardeşi Muhammed Tapar, kendisine sığınan Terken Hatun'un emirlerinin de tahrikiyle 1099'da saltanat iddiası ile isyan etmiştir. Muhammed Tapar önce Azerbaycan'ı zapt ederek Rey civarına kadar ilerlemiş ve 20 Eylül 1099'da Rey şehrine girmiştir. Berkyaruk'un annesi Zübeyde Hatun, Muhammed Tapar'ın veziri Müeyyed el-Mülk tarafından Rey şehrinde boğduruldu. Rey şehrinden kaçan Berkyaruk, İran ve Horasan'ı dolaşıp 25 bin kişilik bir ordu meydana getirerek kardeşi üzerine yürüdü. Hamedan yöresinde gerçekleşen bu savaşta Muhammed Tapar yenildi. Berkyaruk'un annesini öldürten Vezir Müeyyed Ülmülk esir edilerek öldürüldü. Muhammed Tapar da kardeşi Sancar'ın yanına gitti.
Berkyaruk bu zafer üzerine 100 bin kişiye çıkan ordusuyla Bağdat'a varıp saltanatını orada kurmaya teşebbüs etti. Bu sefer Muhammed Tapar, Sancar'la birlikte kuvvetlerini toplayarak ve sultanı takip ederek hilafet merkezine geldiler. İki kardeş orduları Nihavend civarında tekrar karşılaştığında araya giren Halife Müntazır Billah ve İslam uleması yeni bir çatışmaya meydan vermediler ve iki kardeş 27 Aralık 1101'de anlaştılar. Bu anlaşmaya göre saltanat Berkyaruk'a kalıyor, Muhammed Tapar Gence Meliki sıfatıyla Azerbaycan, Diyarbakır ve El Cezire eyaletlerine hakim oluyor, kapısında 3 nevbet çalması kararlaştırılıyor ve böylece yeminle teyit edilen bu muahede ile devlet ikiye bölünüyordu. Bu anlaşmadan memnun olmayan Muhammed Tapar, 2-3 ay sonra tekrar hükümdarlık alameti olarak 5 nevbet çaldırdı ve sultanlığını ilan etti. Bu gelişmeler üzerine Berkyaruk onun üzerine yürüdü ve Rey civarında gerçekleşen 4. savaşı Berkyaruk kazandı. Önce İsfahan'a, oradan da Azerbaycan'a geçen Muhammed Tapar, tekrar bir ordu ile Berkyaruk'un karşısına çıksa da 1103'te yenildi ve kaçtı. Savaşlardan bıkan Berkyaruk, Muhammed Tapar'la anlaşma yoluna gitti. İki taraf arasında yapılan yeni anlaşmaya göre, Büyük Selçuklu Devleti, Azerbaycan'daki Sefidrut Nehri hudut olmak üzere ikiye bölündü. Muhammed Tapar kendisine verilen Azerbaycan, Diyarbakır, El Cezire, Musul ve Suriye gibi bölgelerde sultan olarak tanındı. Berkyaruk'a ise Rey, Cibal, Teberistan, Fars, Huzistan, Bağdat, Mekke ve Medine gibi önemli şehir bölgelerin idaresi kalmıştı. Bununla birlikte Sancar, Horasan'a hakim olmaya devam ediyor ve hutbeyi Muhammed Tapar adına okutuyordu. Bu durumda Büyük Selçuklu Devleti iki ayrı sultanlığa bölündü. Fakat bu durum pek uzun sürmedi. Çünkü birçok hastalık geçirmiş olan Berkyaruk 23 Aralık 1104'te 26 yaşındayken öldü. Berkyaruk'un saltanatı bitmek bilmeyen mücadelelerle geçmiş ve bunun sonucunda da Büyük Selçuklu Devleti duraklama devresine girmiştir. Ölümü üzerine veliaht tayin ettiği oğlu 2. Melikşah tahta çıktı ve adına Bağdat'ta hutbe okundu. Berkyaruk'un ölümü üzerine küçük yaşına rağmen babasının yerine geçen küçük yeğeninin sultanlığını kabul etmeyen Muhammed Tapar, ordusuyla derhal Bağdat üzerine yürüdü. Kendi adına hutbe okuttu. Yeğeni Melikşah'ı tutuklatıp gözlerine mil çektirdikten sonra fazla bir güçlükle karşılaşmadan Büyük Selçuklu Devleti sultanlığını ele geçirdi. İsyana kalkışan diğer hanedan üyelerinden Börübars'ın oğlu Mengübars ile Tekiş'in oğullarını bastırarak onları İsfahan kalesine hapsetti. Fars ve Huzistan bölgesinde bağımsız bir şekilde hüküm süren Emir Çavlı Sakavu'nun sultana biat etmesi Muhammed Tapar'ı sevindirmiş ve ona Musul bölgesinin idaresini vermişti. Bu karardan memnun olmayan Çökermiş ve Musul halkı buna karşı gelmişse de Çökermiş, Emir Çavlı tarafından öldürülmüştür. Bundan hoşlanmayan Musul ileri gelenleri, Çökermiş'in oğlu Zengi'yi onun yerine geçirdiler ve 1. Kılıç Arslan'a haber göndererek şehri teslim edeceklerini söylediler. Musul şehrine hakim olabilmek için karşı karşıya gelen Emir Çavlı ile 1. Kılıç Arslan arasında Habur Nehri kıyısında cereyan eden savaşta Kılıç Arslan yenildi ve Habur Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Emir Çavlı Musul'u ele geçirdi ve Kılıç Arslan'ın oğlu Şahin Şah'ı yakalayıp İsfahan'a gönderdi. 2 sene Muhammed Tapar'ın sarayında yetiştirilen Şahin Şah daha sonra Anadolu'ya gönderildi.
Musul emiri Çavdan'ın bazı itaatsizlik belirtileri göstermesi üzerine yerine Emir Mevdut tayin edildi. Sultandan af dileyen Çavlı'ya ise eskiden hüküm sürdüğü Fars valiliği verildi. Emir Çavlı yerine tayin edilen Emir Mevdut'u Sultan Muhammed Haçlılara karşı mücadeleyle görevlendirmişti. Emir Mevdut, Emir Sökmen ve Artuklulardan İlgazi ile birleşip 1110 Mayıs'ında Urfa'yı kuşattılarsa da başarılı olamadılar. Kudüs Haçlı Kralı, 1113 yılında Şam Atabeyi Tuğtekin'e karşı harekete geçmesiyle Tuğtekin, Emir Mevdut ve Artuklu Ayaz'dan yardım aldı. Ve bu Birleşik Türk Kuvveti, Kudüs Kralı'nın ordusunu Teberiye yakınında büyük bir mağlubiyete uğrattı. Tuğtekin ile birlikte Şam'a hareket eden Emir Mevdut, Cuma namazından çıkarken bir Batıni fedaisi tarafından öldürüldü. Ölümünden sonra Musul idaresi ve Haçlılarla mücadele Aksungur el-Borsuki'ye verilse de başarılı olunamadı. Daha sonra bu iş Hamedan valisi Borsuk'a verilse de o da Haçlılar karşısında bir başarı elde edemedi. Son olarak bu görev Tuğtekin'e verildi. Gerek Selçuklular arasındaki anlaşmazlıklar, gerekse bazı Selçuklu kumandanlarının Haçlılarla anlaşmaları dolayısıyla yeterli başarı elde edilemedi. Selçuklu hanedanı mensupları arasındaki taht kavgalarından yararlanan Gürcüler de bazı istila teşebbüslerine girişmişti. Gürcüler, Türk kabilesi olan Kıpçaklardan bir ordu meydana getirdiler. Bu Gürcü-Kıpçak ordusu Gence üzerine hücum ettiyse de Selçuklu kuvvetleri tarafından geri